Böbrek tümörleri gerçekten ürolojinin önemli tümörlerinden bir tanesi. Ve sıklık olarak da gittikçe günümüzde artmaya başladı. Bunun nedeni de tabii teşhis yöntemlerinin, modern teşhis yöntemlerinin gelişmesiyle beraber bu hastalığı daha çok rastlantısal oranda saptıyoruz. Yani başka bir nedenle bir ultrason tomografi yaptırdığı zaman hastamız bu tümörleri saptamış oluyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da iyi oldu çünkü erken safhada saptadığımız zaman tedavisini tamamen yapmak mümkün bu hastalığın. Görülme oranlarına baktığımız zaman erkeklerde iki kat daha fazla görünüyor. Bütün dünyaya baktığımız zaman senede görülen vaka sayısı 430 bin civarında. Bunların da yaklaşık 150-160 bini de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor maalesef. Dolayısıyla önemli ancak erken safhada saptadığımız zaman tamamen tedavi etme şansı da olan bir durumdayız. Evet. %90'a kadar evre 1'de %90'a kadar başarı şansımız var. Tabii evresinde böbreğe sınırlı olan 7 santimin altında olanlar %90. Biraz daha büyük tümörler, evre 2 dediğimiz tümörlerde ise bu %70-71'lere kadar 5 senelik sağ kalım oranları var. Dolayısıyla erken teşhis etmek çok önemli. Bir diğer özelliği böbrek tümörlerin erken safhada çok fazla bulgu vermemesi. Dolayısıyla geç safhada ancak şikayetler başlıyor. Bu şikayetler nelerdir? Tabii çok spesifik olmayan şeyler. İdrarda kanama olabilir. Yan ağrısı olabilir, yan tarafta bir kitle olabilir. Günümüzde zaten bu üçlü triat dediğimiz bu semptom bulgusunu çok az saptıyoruz. Zaten o safhaya geldiği zaman hastalık biraz ilerlemiş oluyor. Dolayısıyla erken teşhis etmek daha önemli. Bize gelen hastaların %25-30'u zaten yayılmış durumda oluyor. Dolayısıyla biraz daha erken saptamak için hastalarımızın bazı kontrolleri yapması iyi olacaktır. Çünkü erken safhada hiçbir bulgu vermeyebiliyor. Dediğim gibi çoğu zaman artık rastlantısal bir şekilde saptıyoruz. Ultrason ya da tomografi ile beraber. Evet, tabii yaş grubuna baktığım zaman daha çok 65'li ortalama 65 yaşlarında görüyoruz. 65-70 yaş grubunda. Erkeklerde iki kat daha fazla. Daha genç yaşlarda bazen saptayabiliriz. Bunda da daha çok bizim kalıtsal dediğimiz böbrek tümörlerinin %5-8'i kadarı kalıtsal geçimi olabiliyor. Dolayısıyla daha erken yaşlarda gördüğümüz zaman bunu genetik olarak aileyi araştırmamız gerekebilir. Yaş grubu o şekilde risk faktörüne geldiğimiz zaman en önemli faktörlerden bir tanesi sigara kullanmak. Ve sigaranın dozu ve miktarı da tabii bu riski gittikçe artıran bir faktör. Sigarayı kestikten sonra da bu risk bir süre daha devam ediyor. Yaklaşık 10 sene sonra ancak bu risk azalmaya başlıyor. Dolayısıyla sigara tabii önlenebilir bir faktör. Sigaranın bırakılması, hiç kullanmaması çok daha iyi. Diğer faktörlerden bir tanesi de obezite. Hastanın kilosunun fazla olmasının yerine böbrek tümörü riskini arttırıyor. Bu çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Bir diğer faktör de hipertansiyon. Yani bu üç faktör, en önemli faktörlerden bir tanesi. Hipertansiyonda da böbrek tümörleri riski artıyor. Kronik böbrek hastalığı olan hastalarımız. Onlarda da bu böbrek tümörü görülme riski artıyor. Özellikle diyalize giriyorsa daha yakından takip etmemiz gerekebilir bu hastaları. Bir diğer faktör de çevresel faktörlerden kimyasal bazı maddelere maruz kalma iş nedeniyle bu da böbrek tümörleri riskini artırabiliyor. Belirli endüstriyel kollarda mevcut bu. Böbreğe sınırlı tümörlerde başarı şansı gerçekten yüksek. Böbrek hatta biz böbreği koruyarak sadece tümörü alabiliyoruz. 7 santim, 10 santime kadar tümörlerde ve bunu kapalı olarak laparoskopik yöntemle yapabiliyoruz. Tabii cerrahin tecrübesi ve tercihi de önemli. Ancak laparoskopik ameliyatın bir takım faydaları var tabii hasta için. Büyük bir kesi olmaması, daha kısa sürede taburcu olması gibi, kan kaybının daha düşük olması. Açık ameliyatta da biz bunu yapabiliriz, laparoskopik de. Yani uygun ise böbrekteki o tümörün sadece tümörü alarak, normal böbreği bırakarak ameliyatı tamamlayabiliyoruz. Buna da partiyel nefrektomi diyoruz. Fakat bazı durumlarda tümörün çok büyük olduğu, mümkün olma durumlarda tabii bütün böbreği almak da gerekebilir. Bu şekilde böbreğe sınırlı evre 1 tümörlerde başarı hastanın 5 senelik sağ kalım oranı %90-95'lere kadar çıkıyor. Biraz daha büyük tümörlerde bizim 7 santim üstünde evre 2 dediğimiz durumlarda gene yüksek %75-80'lere ulaşan 5 senelik sağ kalım oranları mevcut. Dolayısıyla erken teşhis ettiğimiz zaman çok daha yüksek başarı şansımız
böbrek tümörlerinde mevcut. Son zamanlarda immünoterapide çok büyük gelişmeler oldu. Immün checkpoint inhibitörleri dediğimiz tirozin kinaz inhibitörleri gibi bir takım ilaçlar, yani bu ilaçlar vücuttaki bağışıklık sistemimizi güçlendirerek tümörde bazı değişiklikler yaparak vücudun kendi bağışıklık sistemiyle bu tümörü alt etmesini sağlıyor. Bunlarda çok büyük gelişmeler var. Dolayısıyla evre 4 tümörlerde bile yüksek başarı şansları çok yeni olarak görüyoruz. Bu ilaç tedavileri çok etkin olabiliyor hastalarımızda. %4-5'e kadar tamamen iyileştiği oluyor bütün tümörün, örneğin yayılmış bir tümör, ama bu da hani tam tedavi %4 çok iyi şu an aşamada. Bu daha da artacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi tarama çok yaygın olmamasına rağmen erken safhada saptamak önemli. Rutin kontrollerde bir ultrason yapmak sanırım en uygun olacaktır. Dolayısıyla çok da az görülen bir tümör değil. Erkeklerde 9. sırada en sık görülen tümörler içerisinde, kadınlarda da 14. sırada yer alıyor böbrek tümörleri.